Merhabalar sevgili gençler. SML hoca Mayıs ayı ders çalışma programının bugün permütasyon konu anlatımını yapacağız sizlerle birlikte. Umarım senin için yararlı bir çalışma olmuştur. Ders pro ders programını yayınladım. PDF'lerini yayınladım. Çıktılarını aldıysan, aldıysan bu videoyu ilk gösterimle ilk yayına aldığında abone değilsen lütfen abone olursan seviniriz. Bir de bu videoyu beğenmeyi unutma arkadaşım diyelim ve bismillah deyip ilk konu anlatımımızla başlayalım. Bugün 2 Mayıs cumartesi günü. Umarım senin için mayıs ayı bittiğinde Ramazan Bayramı'ndan sonra diyeceksin ki Allah'ım çok teşekkür ediyorum. Karşıma Semmel Hoca'yı çıkarttığın için. onun konu anlatımları sayesinde eksik bir konum kalmadı diyeceksin. Hadi bakalım. Şimdi permütasyon ve kombinasyon. Matematiğin en zevkli uygulaması. En zevkli ve uygulaması en çok olan konularından birisidir. Sayı yazma problemleri, sıralama soruları, seçme soruları gibi sorular bu bölümde incelenecektir. Yukarıda saydığımız tüm soruların temelinde sayma işlemi bulunduğundan biz de sayma problemlerinin yöntemleriyle bölümümüze başlayacağız. İlk sayma yöntemimiz toplama yöntemiyle sayma. Bir e olayı, bir e olayı. A veya B olaylarından birinin gerçekleşmesiyle oluşmaktayken A olayı için n tane seçenek varsa ve B olayı için m tane seçenek varsa E olayı için n artı m tane yani bunların toplamı kadar seçenek vardır diyoruz sevgili gençler. Ki bunu da gösterirken şu şekilde göstereceğiz. Mesela E olayı A ve B olayının birleşmesiyle oluşan bir olaymış. Ve bunların kesişimleri de boş küme. Yani bu ne demek? Ayrık olaylar. Yani bir tanesini yaparken diğerini yapmayacaksın diyor. Ayrı olaylardan bahsediyoruz. E kümesinin eleman sayısı A birleşim B'nin eleman sayısına eşittir. Ki bu da S A artı S B'dir. Yani N ile M'in toplamıdır. Yani diyor ki birbirinden bağımsız iki olay diyor. Gerçekleştireceksen diyor ki gündelik hayatı uyarladığımız zaman bu iki olayın da çıktısı aynı şeyi verecek sana. Yani mesela diyecek ki Sınavı kazanacaksın veya diyor ki bu testi çözeceksin diyor ya kurşun kalemle çözeceksin diyor ya da diyor işte uçlu kalemle çözeceksin diyor bu ikisinden birisiyle çözeceksin diyor ama ikisiyle de çözdüğün zaman test çözülmüş oluyor tamam mı sen bunlardan bir tanesini kullanacağın için yani bunu kullandıktan sonra bunu da kullanacaksın denmiyorsa toplama yöntemini kullanacaksın ama bu kullanıldıktan sonra bunu da kullanacaksın diyorsa onu da birazdan göreceğiz. E, ee, A kesişim B boş küme ise ki boş küme e, yukarıda da söylemiştik boş küme için demiştik. A kesişim B boş küme değilse ise A birleşim B'nin eleman sayısıdır yine ama bu sefer farklı olarak şunu yapacağız. S A artı S B eksi S A kesişim B. Sebep çünkü A kümesini şu şekilde gösterecek olursak B kümesini de şu şekilde gösterecek olursak bakın ben diyeyim ki şurada x tane, burada y tane, burada z tane eleman var. Şimdi ben S A dediğimiz yer x artı y'dir. Tamam mı? S B dediğimiz yer y artı z'dir. E şimdi ben y'yi iki defa topladım. Bu ikisini topladığımda y'den iki tane oldu ama bir tane olması gerekiyor. O zaman o y'yi yani y'nin bulunduğu yer neresi? S A kesişim B. İşte o y'yi çıkarmam gerekiyor sevgili gençler. Ancak bu şekilde x artı y artı z'yi elde edebilirim. Dolayısıyla biz o kesişim kümesini çıkaracağız sevgili gençler. Eğer ki kesişim kümemiz boş değilse bu işlemi yapacağız. Şimdi çok teorik konuşunca sen anlamıyorsun. Ama ilk örneğimize bir bakalım. A kentinden B'ye kara veya hava yollarından biriyle gidilebilmektedir. 3 ayrı kara yolu 2 ayrı hava yolu bulunmaktadır. Buna göre A'dan B'ye kaç farklı yolla gidilebilir? Şimdi bunu, bu hikayeyi kafanda şu şekilde oturtman lazım. Bak soru çok kolay. Hoca da çok uzatıyor deme. Olayın mantığını kavra. Şimdi sen bir şehirden bir şehire gideceksin ve otogara gittin veya işte bilet alınabilen bir yere gittin. Öyle bir bilet alınabilen bir yerde düşün ki uçak bileti de satıyor. Ondan sonra e, otobüs bileti de satıyor. Taksi durağı da işletiyor. Tren bileti de satıyor. Her şeyi yapıyor. Şimdi diyorsun ki ben A'dan B'ye gitmek istiyorum. O da sana diyor ki toplam seçenek sayısını sunmuyor. Sana diyor ki bak diyor bir tane helikopterle gidebilirsin diyor. Uçakla gidebilirsin diyor. Tamam mı? Otobüsle, taksiyle, trenle gidebilirsin diyor. Ondan önce de şunu söylemiş olabilir. Mesela iki farklı seçeneğim var diyor. Hava yoluyla gitmek istiyorsun yoksa kara yoluyla gitmek istiyorsun? İkisiyle beraber gidemezsin zaten. Sen iki seçenek olduğunu anladın. Sonra diyor ki havayı seçersem hangi seçeneklerim mevcut? Helikopter veya uçak seçeneğin mevcut. Karayı seçersem hangisi mevcut diye sorduğun zaman o da sana der ki otobüs, taksi veya tren. Sen şu andan itibaren anlamış olman gerekiyor ki toplam 5 tane seçeneğin var senin buraya gitmen için. İşte burada anlatmaya çalıştığım, az önce anlatmaya çalıştığım olay da o. Ya kurşun kalemle dedi, demiştik ya da uçlu kalemle demiştik. E, madem öyle ikisiyle beraber çözmeyeceksin. İkisiyle beraber bu da, bunu da çözsen, şunla da çözsen sınav bitiyor, buna da çözsen sınav bitiyor. Dolayısıyla senin iki farklı seçeneğin var Ya kurşun kalem ya uçlu kalem. Burada da o şekilde. Ama yolun bir kısmını uçak, bir, kı bir kısmını hava yolu, bir kısmını karayolu kullanacak demiş olsaydı o zaman işler değişebilirdi. Ona birazdan geçeceğiz. Burada yapmamız gereken şey 2 artı 3'ten toplam 5 tane seçenek vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olur. Evet biraz ağırdan başladık. Biraz detaylandırmak istiyorum detayına kadar inmek istiyorum. Soruları hızlı hızlı çözüp geçmek istemiyorum. Pınar, pazar günü saat 14 ile 17 arasında sinemaya gidip film izlemeyi veya evde kalıp ders çalışmayı planlamıştır. Bakın burada anahtar sözcük aslında şu. Veya. Şimdi sinemaya gittiğinde ders çalışamaz diyor. Ya ders çalışırken sinemaya gidemez diyor. Aynen az önce anlattığımız hikaye gibi farklı bir şey var mı? Karayolu kullanırken hava yolu kullanamaz. Uçlu kalemle yazarken kurşun kalemle yazı yazamaz. Değil mi? Aynen anlattığımız hikaye. Pekala. Sinema için gidebileceği iki ayrı sinema filmi, evde kalırsa da çalışabileceği üç ayrı ders vardır. Pınar'ın belirtilen saatler içinde plan dahilinde yapabileceği kaç farklı şey vardır diye sorulmuş. Ya evde kalıp üç dersten birine çalışacak ya da iki farklı sinemadan bir tanesine gidecek. Yine iki artı üçten. Doğru cevabımız ne olacak? Beş olacak diyebiliriz. Yani cevabımız Bursa seçeneği. Bir diğer örneğimizde de bunları okumayı artık biliyorsunuz. A kümesi okuyalım. X virgül Y sıralı ikililerinden oluşmakta. Öyle sıralı ikililerinden oluşmakta ki diyor. Bu X ile Y'nin toplamı 2'den küçük veya eşit ve X ve Y de doğal sayı. Kümesi kaç elemanlıdır? Yani kaç tane sıralı ikili vardır diye soruluyor burada. Şimdi ben X için ve Y için seçebileceğim elemanlar doğal sayılar sevgili gençler. Mesela ben x'i sıfır seçersem y de sıfır seçebilirim. Çünkü sıfırla 0 sıfırın 0 toplamı da yine 2'den küçüktür. Pekala sıfırın yanına bir de seçebilirdim. Sıfırın yanına iki de seçebilirdim. Ekstradan bunları ters çevirdiğim zaman da farklı sıralı ikililer oluştuğunu görüyorum. Yani a virgül b ile b virgül a birbirine eşit değil sonuçta. Sıfıra bir varsa bire sıfır da vardır. ikiye sıfır da vardır. Sıfıra 2 varsa. O halde bunları da sıralı ikili biçimde yazalım. Tamam mı? Bir tane daha varsa sevgili gençler. O da bir için 1 başka var mı? Yok. O zaman toplam 1 2 3 4 5 6 tane sıralı ikili vardır ve bu küme 6 elemanlıdır diyebiliriz. Çarpma yöntemine geçelim artık. <laughs> bir E olayı, ard arda A ve B olaylarının gerçekleşme e, gerçekleşmesiyle oluşmaktayken A olayı için n tane seçenek ve B olayı için m tane seçenek varsa E olayı için n çarpı m tane seçenek vardır ki bu da küme olarak gösterecek olursak, teorik olarak göstereceksek sevgili gençler, A ile B'nin kartezyen çarpımıyla mümkün. İşte az önce anlattığım olay. Yani kurşun kalemle çözdükten sonra, yani sınavın bir kısmını kurşun kalemle, bir kısmını da uçlu kalemle çözeceksek eğer, mecburen bu olayları kartezyen çarpım içerisinde sokup çarpma yöntemiyle saymamız gerekir. Şimdi olayı daha iyi anlayacaksın. Az önce Pınarlı çözdüğümüz örneğin çarpma yoluyla saymaya uyarlanmış örneği. Pınar pazar günü saat 14 ile 17 arasında sinemaya gidip film izlemeyi ve yanlış kalem istiyorum elimde izlemeyi ve saat 17'den sonra eve gelip eve gidip saat 19'a kadar ders çalışmayı planlamıştır. Sinema için gidebileceği iki ayrı sinema, evde çalışabileceği üç ayrı dersi bulunmaktadır. Pınar'ın belirtilen saatler içerisinde plan dahilinde yapabileceği kaç farklı şey vardır. Bakın burada anahtar kelimeyi arayacağız. 14 ile 17 arasında sinemaya gidecek. Şimdi diyor ki 14 ile 17 arasında sinema 17'den sonra da ders. Yani bir gün içerisinde ikisini de yapacak. Az önce bir gün içerisinde ikisini yapmıyordu. Ya sinemaya gidecekti ya da ders çalışacaktı. Ama burada sinemaya gidecek önce diyor. Daha sonrasında evine gidip dersini çalışacak diyor. Yani aynı gün içerisinde ikisini yapmak zorunda. E peki madem öyle gidebileceği kaç ayrı sinema var? 2. Çalışabileceği kaç tane ders var? 3 tane. O halde ne dememiz gerekiyor sevgili gençler? O halde 2 tane ders çarpı pardon 2 tane sinema çarpı 3 tane dersten 6 tane seçenek vardır diyebiliriz. Çünkü bir kümemiz 2 elemanlı, sinema kümemiz 2 elemanlı, diğer ders kümemiz 3 elemanlı ve biz bunların kartezyen çarpımını aldık diyeceğiz. Bunu da anlamanın yolu detaylı anlatacağımı söylemiştim. Gidebileceği A ve B filmleri olsun, çalışabileceği X, Y, Z dersleri olsun. Şimdi A filmine giderse bunun karşılığında X dersine çalışabilir. A filminden sonra Y dersine çalışabilir. A filminden sonra Z dersine ve B filminden sonra X'e, B filminden sonra Y'ye, B filminden sonra Z dersine çalışabilir. Ki tek tek saydığımız zaman da toplamda 6 tane seçenek olması gerektiğini bulabiliriz. Bunu da neden kartezyen çarpımıyla yapıyoruz? A'dan A kümesinden B kümesine kartezyen çarpma elemanları kaç elemanıdır diye sorulduğu zaman SA çarpı SB diyorduk sevgili gençler. Dolayısıyla A kümesinin eleman sayısı ile B kümesine eleman sayısı çarpılır ve sonuç bu şekilde bulunur diyeceğiz. Evet geçelim bir diğer sayfamıza bir diğer örneğimize. 3 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinde sıfır rakamı kullanılmıştır diye soruyor. Şimdi 3 basamaklı doğal sayılar. Bu kutucuk yöntemi diye hep anlatıyoruz ama kutucuk çizmene gerek yok. Sınavda vaktinde alabilir. 3 e, basamaklı doğal sayılar kaç tanedir? Önce ben onu bulmak istiyorum. Yani tüm üç basamaklı sayılar. Ben buna tümü diyeyim. Tamam mı? 100'den 900'e kadar. Değil mi? Saymanın birçok çeşidi var. Yani istersen şu şekilde sayabilirsin. İlk 3 basamaklı sayımız 100'dür. Son 3 basamaklı sayımız az önce 900 mi dedim? 999'dur. Kaç tane terim vardır? Terim sayısı nasıl buluyorduk? 999'dan yani son terimden ilk terimi çıkarıyorsun. Böyle artış miktarı 1'e bölüyorsun ve sonra 1 e ekliyorsun. 999'dan 100'ü çıkarırsam 899 olur. 1'e böldüm. Gene 899. 1 e ekledim. 900 tane. Şimdi 900 tane benim 3 basamaklı sayım var. Başka türlü sayamaz mısın? Sayarsın. Bak şöyle yaparsın. 1. basamak. Senin kaç tane rakamın var? 10 tane rakam var. Yalnız bunlardan bir tanesi 0 olduğu için o 0'ı saymayacaksın. Ne de çünkü yüzler basamağına gelemez sıfır. Yani sıfırla başlayan bir üç basamaklı sayı yok. O halde buraya dokuz tane rakam yazabilirsin. Çarpı. Bir yanındaki kutucu artık sıfırı yazabilirsin onlar basamağına. Bir mahsuru yok. Çarpı on. Çarpı on dersen de dokuz yüz sayısına ulaşırsın ki bu da kısa yoldan saymasıdır. Dokuz yüz tane toplamda üç basamaklı sayın var. Peki kaç tanesinde sıfır rakamı kullanılmamıştır diyor. Peki kullanılmıştır diyor özür dilerim. Peki ben şunu yapsam sıfır rakamının kullanılmayanlarını bulmam daha kolay. O halde ben yine 3 tane şöyle kutucuk çizdim. Ve diyeceğim ki sıfır rakamını kullanmayacağım. Ben sıfır rakamını içeriden çıkardığım anda geriye 9 tane rakamım kalacak. İlk basamağa 9 tane, ikinci basamağa 9 tane, üçüncü basamağa 9 tane rakam gelebilir. 9 çarpı 9 çarpı 9'un da 729 olduğunu biliyorum. E ben tamamından istenmeyen durum olan sıfırın kullanıldıklarını çıkarırsam, çıkardığım takdirde 171 tane sevgili gençler Sayın kalacaktır. Dolayısıyla bunlar da sıfır kullanılanlardır diyebiliriz. Çünkü sıfır kullanılmayanları çıkardık. Sıfır kullanılan 171 tane kaldı elimizde diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz SA eşittir 2 ve SP eşittir 5 olmak üzere A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir diye sorulmuş. Fonksiyon tanımlayacağız. Yani ne kadar zor olabilir ki değil mi? Şimdi şu benim A kümem olsun. Şu da benim B kümem olsun. A kümesinde iki tane eleman var. B kümesinde 5 tane eleman var. Pekala. Öncelikle A kümesinden birinci elemanı seçiyorum. Şu elemanı seçtim. Bu karşıda kaç tane elemanı seçip ona gidebilir? 5 tanesinden herhangi bir tanesini yani 5 tane değil mi? 5 çarpı. Şimdi şu elemanı seçersem ikinci elemanı. Bu da 5 farklı elemandan herhangi bir tanesine gidebileceği için 5 çarpı 5'ten 25 diyoruz. Ha sen bunu genelleyemez misin? Genellersin. Mesela burada ne yaptık? 5'in karesi yaptık. Yani SB üzeri SA yaptık. Değil mi? O zaman bundan sonra SA eşittir M ise sb eşittir n ise sen kaç tane fonksiyon tanımlanabilir sorusunun cevabına en üzeri m tane fonksiyon tanımlanabilir diyebilirsin. Burada kenara not olarak yazdıysan devam edebiliriz. Bir diğer örneğimiz 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı rakamları tekrarsız kaç tane doğal sayı yazılabilir diye sorulmuş. Rakamları tekrarsız demek ne demek? Rakamları tekrarsızsa bir kullandığını bir daha kullanmayacaksın diyor. Şimdi 3 basamaklı olsun istemiş. 1 2 3 basamaklı tamam. Ee, kaç tane doğal sayı demiş. Doğal sayı ve 3 basamaklı olduğu için başa 0 gelemeyecek zaten. Başa 0 gelemeyeceği için şunu eledim şimdilik. Kaç tane rakamım kaldı? 5 tane. İlk basamağa 5 tane rakamdan bir tanesi gelebilir. E peki ikinci basamağa geçtiğimiz zaman bunlardan bir tanesini kullandım. Varsayalım ki 3'ü kullandık. E şimdi geriye kaç tane rakam kaldı? 0'ı da kullanabilirsin artık. Gene 5 tane. O zaman buraya da 5 yazacaksın. Bir tane daha kullandım. Varsayalım ki biri kullandık. O zaman buraya 3 tane değil 4 tane rakamımız kalır. Ve bunları da çarparsak 25 çarp 4'ten 100 tane birbirinden farklı rakamları tekrarsız 3 basamaklı sayı yazılabilir diyeceksin sevgili arkadaşım. Şimdi permutasyon sıralamaya geçiyoruz artık. Permütasyon dediğimiz kelime aslında Seçip sıralayacağız biz burada. Tamam mı? Kombinasyonda sadece seçim yaparız. Bak kombinasyonda seçtik. Seçimi yaptık. Permütasyon sadece permutasyon ikisini birlikte yapar. Hem seçer hem sıralar. Seçtikten sonra bir de sıralayacağız. Yani mesela bana 3 tane kalem getir oradan diyorum. Sen 3 tane kalemi seçip getiriyorsun. 3 tane kalem var elinde. Bir tane daha olsa keşke. Şuradan alalım. 3 tane kalem var. Tamam. Daha sonrasında dedi ki bunları seçtim ben. Bir de bunları sıralayacağız. Her sıralama farklı bir sayımdır. Her sıralama farklı bir sayımdır arkadaşlar. İşte buna permütasyon diyoruz. Seçip bırakmıyorsun. Kombinasyon öyle yapıyor. 3 tane kalem getir diyorsun. Al bunlar diyor. Bitti. Başka bir şey yok. Sıralamıyorsun falan. Ama permütasyonda seçtim. Hadi bir de bunları sıralayalım diyoruz. Tamam. E peki madem o şekilde e, düşüneceğiz. Peki bunun matematiksel tanımı ne? A kümesi A1'den A'ya A1 e kadar olan elemanları kapsayan bir küme. Ee, R de n ile 0 arasında olmak üzere tabi n'ye ve 0'a eşit işte olabilir. Elemanlarından R tanesinin sıralanmasına n eleman, l, l, n elemanın R'li permütasyonları denir. Yani n tane elemanı olan bir kümenin R elemanının alt kümelerinin bir de sıralanması diyoruz. Tamam mı? P R'lisi ile gösterilir. Şurada, şuradaki gösterimle gösteriyoruz sevgili gençler. Şimdi sağ tarafa geçelim. Sağ üstteki sorumuza kısmımıza n'in reel permütasyonu nasıl hesaplanır? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Yani n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi r artı 1. Aslında burada güzel bir olayı anlatmaya çalışıyor şu kısım. E, çünkü diyor ki p mesela 7'nin üçlüsü. p 7'nin üçlüsü dediği zaman sen bu formülü aklına tutmayacaksın. Artık direkt şunu söyle. 7'yi 3 defa indirgeyeceğim. Yani 7 çarpı 7'yi yazamadım. 7 çarpı 6 çarpı 5 deyip bırakıyorsun. İşte bu 7'nin üçlü permütasyonudur. Sen P 5'in ikilisi dediğin zaman artık bunun 5 kere 4'ten 20 olduğunu bileceksin. Tamam. Permütasyonu bu şekilde açabilirsin. P N'in sıfırlısı. Hani sıfır defa açamayacağımız için direkt kendisidir diyoruz ve 1'dir. Pardon özür dilerim. Direkt 1'dir. P n'in n'lisi de n faktöriyeldir. Yani sen n'i n defa açarsan n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 ta ki nereye kadar? 1'e kadar ineceksin. Dolayısıyla P n'in n'lisi de n faktöriyeldir diyeceğiz sevgili gençler. Örneğin A, B, C, D elemanlarından oluşan bir küme düşünün. Bunun üçlü permütasyonlarını incelediğimiz zaman 4 çarpı 3 çarpı 2'den normalde 24 tane olduğunu biliyoruz. Peki bunlar neler? Bunlar şunlar arkadaşlar. Mesela tek tek saymaya kalksaydık bu şekilde olacaktı. A, B, C, A, B, D, A, C, D, değil mi? E, B, C, D ve bunları sıralayacağız bir de. Mesela A, B, C'yi seçtim ya. B, C, A, C, A, B, C, B, A. Bunları sıralayacağız. Her birini harmanladıp seç, seçip harmanladıktan sonra karşımda şu tablo çıkacaktı. Ve gençler bu tabloda toplam 24 tane seçenek vardır. Bunları hepsini tek tek yazıp saymaktansa P4'ün üçlüsüyle saymak daha basittir diyoruz. Permutasyon bu işe yarar. 7 tane erkek ve üç tane kız öğrenci yan yana üç kız bir arada olacak biçimde kaç değişik şekilde sıralanabilir? Şimdi üç tane kız birbirinden ayrılmak istemiyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki kızlar K harfiyle gösterilsin ve ben bunları K1, K2, K3 diyeyim. Ve bunları sanki görünmez bir bantla bantlamış gibi bir şekil çizelim. Kızlar bir arada olduğunu gösteriyor bu şekilde. Tamam mı? Kızlar bir arada dursun. Pekala biz bunu bu şekilde kodladık. Erkek de 7 taneymiş. Çizelim. E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7. Toplam 10 kişiler. Erkekler 7 kişi. Kızlar 3 kişi. Ama kızları ben artık bantladığım için tek kişiymiş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ben diyeceğim ki burada 7 tane erkek vardı. Bir de bu bir kişi olsun. Toplam 8 kişi varmış gibi düşüneceğiz. Peki, 8 kişi düz bir sıraya kaç farklı biçimde sıralanabilir? 8'in 8'lisi kadar, P8'in 8'lisi. Yani diyeceğiz ki 8 faktöriyel kadar. O halde sen artık direkt bu tarz sorulara bu cevabı verebilirsin. N kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? N faktöriyel. 5 kişi 5 faktöriyel, 3 kişi 3 faktöriyel. Bunu unutma. O halde 8 kişi varmış gibi düşüneceğiz ve 8 faktöriyel biçimde sıralanabilir diyeceğiz. Pekala çarpı hocam çarpı diyorsun hala biz 8 kişi varmış gibi düşündük 8 faktöriyel bitmedi. Ne var? K1, K2 ve K3 yani kızlar yan yana olmalarına rağmen kendi içlerinde sıralanabilirler arkadaşlar. Mesela şunları 3 tane kalem gibi düşünün. Tamam mı? Yine 3 tane kalem gibi düşünün. Ve ben bunları bantlamışım ama Bunlar kendi aralarında sıralansalar da o bant zaten bozulmayacak. Bunda bir sıkıntı yok. Demek ki ben bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? 3 faktöriyel biçimde o 3 kişi sıralanır. Dolayısıyla cevabımız 8 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olur. Yani denizi seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler. Geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki bilgisayar için monitör ve televizyon üretimi yapan bir firma Birbirinden farklı iki monitörü ve birbirinden farklı dört tane televizyonu fuarda sergileyecek. Bir masa üzerinde düz bir sıra halinde dizilecek olan iki monitörün arasına en fazla üç tane televizyon yerleştirilebilecek biçimde. Bu altı elektronik cihaz kaç farklı şekilde dizilebilir? Bak şimdi burada tehlikeli bazı kelimeler var. Özellikle o kelimeleri gördüğünüz zaman şimdi yapacağımız olayı yap. Tamam mı? Şu Diyor ki bize bakın iki tane monitör var ve toplam dört tane de televizyon var. Ama bu iki tane monitörün arasına maksimum maksimum üç tane televizyon yerleştiriyor. Yani hiç televizyon yerleştirmeyebilirsin. Bir tane televizyon yerleştiriyor olabilirsin. İki tane televizyon yerleştirebilirsin. Üç tane televizyon yerleştirebilirsin. Ama dört tane televizyon yerleştirmeyeceksin diyor. Şimdi istediği durum mu daha fazla? Yoksa istemediği durum mu daha fazla? Tabii ki istemediği durum. İstemediği durumla arasında 4 tane yani 2 tane monitörün arasına 4 tane televizyon yerleştirmeyi istemiyor. O halde ben tüm durumu bir hesaplayayım. Tüm durum dediğimiz durum aslında şu. Ee, ne demiştik biz? 2 tane monitör var. 2 tane monitör hatta ben onları monitör ve monitör diye M ve M şeklinde kodlayayım. Televizyonları da T, -t, -t, -t yazalım. Pekala. Şimdi kaç tane cisim var burada 6 tane. O zaman 6 faktöriyel bir kere garanti var. Bu hepsi tüm durum. Bu tümü arkadaşlar. Peki istemediği durum neydi? 2 tane monitörün arasına 4 tane televizyonun yerleşmesi. Yani monitörü ve monitörü buraya yerleştirdim. Televizyonlar buraya gelecek. Bunu istemiyor. E madem öyle biz monitörlerin yerini hiç bozmayacağız. Hiç ama hiç bozmayacağız. Peki o zaman şunlar kendi aralarında yer değiştirebilir mi istenmeyen durum için? Değiştirirler. 4 faktöriyel biçimde. Hatta sağdaki monitörle soldaki monitör de kendi arasında yer değiştirebilir. Kaç farklı biçimde? 2 faktöriyel. Dolayısıyla 2 faktöriyel de buraya yazdım. Diyeceğiz ki şimdi 6 faktöriyel yani 720 tüm durumdu. E peki 4 faktöriyel kaç? 24. 2 faktöriyel kaç? 2. 2 kere 24 kaç? 48. Bu da istenmeyen durum muydu? O zaman ben tüm durumumdan istemediklerimi çıkarırsam sevgili gençler tamamen elimde istediklerim kalır. 720'den 48'i çıkarırsak 672'dir cevabım diyeceğim ve cevap Denizli seçeneğidir diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olabilirse sevinirim. Ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın sevgili gençler. Evet. Bir diğer örneğimiz. Diyor ki 1, 3, 5, 7 kümesinin elemanlarıyla Rakamları tekrarsız yazılabilen 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 19. sayı kaç olur diye sorulmuş. Ben öğrenciyken lanet ettiğim sorulardan bazıları çünkü çok çok daha zor versiyonları var. Ee, ama konu anlatımı olduğu için bu şekilde sorular e, seçerek, daha kolay sorular seçerek hazırladım. Çünkü amaç permutasyon bilmeyen, kombinasyon bilmeyen kişilere de hitap etmek. Ee, aslında sorular herkese hitap ediyor. Neden? Çünkü Çok iyi bilenler için de bir tekrar olmuş oluyor sevgili gençler Bunu sakın unutmayın Bir ikinci olarak da e, Test kısmındaki yani ödev testi diye nitelendirdiğim pdf'in sonundaki testler e, Sizin için Bunlardan bir tık daha zor olmakla beraber Onların yanında da Bu videodan sonra kanalımda izlemen gereken videoyu da sana söyleyeceğim Ve 10 numara 5 yıldız kolay, orta, zor biçimde harmanlayıp konuyu kapatmış olacaksın. Haberin olsun. Şimdi örneğimize bakalım. Diyor ki bize tekrarsız yazılabilen 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe dönüşse mesela en küçük sayımız nedir? 1357'dir değil mi? 1357. Sonra 1375'tir. Sondaki iki tanesinin yerlerini değiştirirsen en küçüğünü bulursun değil mi? 1375'tir. Sonrası nedir? Mesela 1300'ü yazamayız artık. Ne diyeceğiz? 1537 diyeceğiz. Sonra 1573 diyeceğiz. Sonra 1700'lere geçeceğiz. E şimdi bunlar bu şekilde tek tek sıralayıp 19'a kadar gitmektense ya da kazık bir şey sormuş olsalardı o zaman ne yapacaktık? Şimdi gençler şunu düşüneceğiz. Ben toplamda bu rakamları kullanarak kaç tane sayı yazabilirim? 4 faktöriyel tane. Yani 24 tane sayı yazabilirim. E peki <laughs> şunu söyleyeyim hocam tersten gitsek daha kolay olur diye. Doğru söylüyorsun. Ama biz şunu yapalım. 24 tane ya. Bu 24 tane. Kaç tane sayımız var? 4 tane. Ben bu 24 4'e bölersem 6 bulurum. Bu 6 nedir sevgili gençler biliyor musunuz? Yazabileceğim 4 basamaklı sayılar içerisinde 6 tanesi 1 ile başlar. 6 tanesi 3 ile 6 tanesi 5 ile başlar. 6 tanesi 7 ile başlar demek. Sen aslında bu durumu bulmuş oldun. Ki sayıların hiçbirinin birbirine bir üstünlüğü yok zaten. Madem öyle yazılabilecek tüm sayıları buldun. Sayı adedine böldüğün zaman hepsini bulmuş olursun. 1 ile kaç tane başlar? 3 ile kaç tane? 5 ile kaç tane? 7 ile kaç tane sayımız başlar? Bunu bulmuş oluyorsun. Pekala. O zaman 6 tanesi 1 ile başlar. İşimi görmüyor. İlk 6 işimi görmedi. İkinci 6 yani toplam 12'ye kadar ulaştım işimi görmüyor. Üçüncü 6 da işime yaramadı ki bunlar 1 ile başlayanlar, bunlar 3 ile başlayanlar, bunlar 5 ile başlayanlar. Diğer altını işimi görür. Niye? Şu ana kadar çünkü 18 tane sayı gördüm ve hiçbiri benim durumumu çözmedi. Bize kaçıncıyı soruyordu? 19'uncuyu soruyor. E 19. sayı ne ile başlar? 7 ile başlar. E şimdi bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmıyor mu? Evet. Madem öyle 7 ile başlayan en küçük sayı sorulmuş aslında bize. Çok basit artık şimdi. 7, sonra 1'i getireyim ki küçük olsun. Sonra 3 ve sonra 5. Demek ki 7135 benim cevabım olacak sevgili gençler. Tekrarlı permütasyon diyoruz. Şimdi tekrarlı permütasyon adı üstünde demek ki birbirinin içinde yani sıralamaların içerisinde birbirini tekrar eden bazı durumlar var ve biz bu durumları inceleyeceğiz şimdi. N tane elemandan R1, R2, Rn tanesi aynı. Ve R1 artı R2 artı R n eşittir n olmak üzere n elemanın tekrarlı permütasyonlarının sayısı bak ne kadar teorik. pn'nin R1 lisi, R2 lisi, R3 lisi, R n lisi faktöriyel diyorsun. Yazılabilecek her ihtimali buluyorsun n faktöriyel bölü birbirini tekrar eden, kendini tekrar eden ne kadar eleman varsa R1 tanesi R1 faktöriyel, R2 faktöriyel, R faktöriyel bunların hepsini çarpıyorsun. Bu ne demek? Mesela anne kelimesini düşünelim. Anne kelimesi. Peki hala. Dört, kelime, dört harfli bir kelime. Bunların anne kelimesinin harfleri yer değiştirerek yazılabilecek anlamlı ya da aslında anlamsız kaç tane kelime vardır diye düşünelim. Şimdi ben yazalım. Mesela ne yazılabilir? Nane yazılabilir değil mi? Anne kelimesiyle nane yazılabilir. Peki. Sonra bir daha değiştir diyorum. Sen de gidiyorsun birinci ve üçüncü harflerin yerlerini değiştiriyorsun. Ve bunu yazıyorsun. E ben sana diyorum ki e, az önce yazdığınla şimdi yazdığın aynı. E bir daha saymış olalım o zaman. Olmaz öyle. O zaman her saydığında bir kere daha saymış olursun, Değil mi? Yani anne kelimesinde de. N ile N'in yerini değiştir. Yine anne yaz, yazmış olursun. Ve bu farklı bir durum değildir. Bunu sayamazsın. E ne yapacağız? Bu saymaları engellemek adına şunu diyeceksin. Anne kelimesi kaç harfli kardeşim? 4. 4 faktöriyeli. Kaç tane harf var birbirini tekrar eden? 2 tane N var. 2 faktöriyeli bölüyorsun. 4 faktöriyel 24'tü. 2 faktöriyeli böldüm. 12 geldi. O halde cevabım 12 diyeceğim. Anlaştık. Peki bu şekilde yani. Kümesinin R elemanı tekrarlı permütasyon sayısı birinci sıraya n tane elemanlar, elemandan biri, ikinci sıraya n tane elemandan biri, rinci sıraya n tane elemandan biri yazılabileceğinden R tane N'nin çarpımı olan en üzeri R'dir biçiminde yukarıdaki ihtimali de yukarıdaki durumu da ee, özetlemiş oluyoruz. Mesela şimdi burada şu İkinci anlattığım kısımla ilgili bu. İkinci anlattığım kısmın örneği de bu. Yan yana 4 tane ev var ve 6 renk boyayla boyayacağız. Şimdi bir saniye ya. 4 tane ev var, 6 tane boyamız var ve evleri boyayacağım ben. Kaç farklı biçimde boyanabilir diye soruyor. Şimdi bunu ta konunun başında anlattığımız bir olay var. Onunla bulacağız. Ben 4 tane evi şu şekilde göstereceğim. Altı tane renk boyayı da bu şekilde göstereceğim. Tamam mı? Ve bunları şöyle birer küme içerisine alacağım. Buna da A diyeceğim, buna da B diyeceğim. Şimdi bak, şuradaki evi hangi renk boyayla boyayabilirim ben? Karşıdaki altı tane renk boyadan bir tanesini de boyayabilirim. Çarpı. Bunu boyadım. E şunu seçtim. Evlerin renkleri birbirinden farklı olsun demiyor. İkinci evimiz kaç farklı renkle boyanabilir? O da 6. E üçüncü evimiz de 6. Dördüncü evimiz de 6. E madem öyle 6 üzeri 4'müş cevabımız. Burada bunu anlatıyor ama benim daha önemli bir şeye vurgu yapmam gerekiyor burada. Arkadaşlar bu A kümesinden B kümesine kaç tane fonksiyon tanımlanabilir sorusunun çözümüyle aynı çözüm değil mi? Evet. Demek ki bu tarz soruların hepsi de aynı. Şunu da söylüyor olabilirdi. Mesela 5 e tane Mektup 4 tane posta kutusuna kaç farklı biçimde atılır? 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 bitti. Tamam. Aynen bu şekilde yapıyorsunuz bu tarz soruları. Evet. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz olan yukarıdaki sağ üstteki örneğimizle. Şimdi 2 tane 0 var. Hemen yazalım. 2 tane 0'ımız var. 3 tane 1'imiz var. 5 tane 2 rakamımız var. Şu şekilde 10 basamaklı kaç tane şifre yazılabilir? Bakın şifreden bahsediyor. Hemen 10 basamaklı sayı aklımıza gelmesin. Çünkü 10 basamaklı sayı aklımıza gelirse sıfırlar başa gelemez falan gibi düşüneceğiz ama burada şifreden başlıyor. Şifre sıfırla başlayabilir. Bunda bir sıkıntımız yok. O zaman 10 hane olduğu için bu 10 faktöriyel bir kere garanti bunlar sıralanırlar. Ama ikiler kendi arasında 5 tane bakın. 5 faktöriyel çarpı. E birler var 3 tane 3 faktöriyel. Bir de sıfırlar var 2 tane 2 faktöriyel. Bitti. Bu. Burada hesaplamamızı istemiş şık bizden e, hesaplayalım 5 faktöreyle 10 faktöreyle sadeleştirirsem 5 4 değil özür dilerim e, 10 9 8 7 ve 6 kalacaktır 3 faktöriyel zaten 6 2 faktöreyle de şuradaki 8'i sadeleştirmek istiyorum 4 e, 4 kere 7 28 kere 9 çarpı 10 diyeceğiz e, doğru yapıyor muyuz yapıyoruz. 28 ile 9'u çarpacağız. 180 artı 72 ne yapar? 252 yapar. Bir de 0 ekleyeceğiz sonuna. 2520 yapar diyeceğiz sevgili gençler. Sorumuzun cevabı. Geçtik bir diğer sorumuza. A'dan B'ye C'den geçmemek koşuluyla en kısa yoldan kaç değişik şekilde gidilebilir? Şimdi biz önce, biz önce şunu çözelim. C'den geçmek koşuluyla olanı çözelim. Geçmek. Ve hepsinden önce de A'dan B'ye kaç farklı biçimde gidilebilir? Bunu çözelim. Şimdi C'yi görmeyin. A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Bunu bir e, irdeleyelim. Şimdi arkadaşlar, ben A'dan B'ye şu şekilde gitmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde... Böyle gidilir değil mi? Mis oldu. Tamam. A'dan B'ye bu şekilde gittim. Peki şu tarafa doğru olan hareketlere S diye nitelendirelim. Bu tarafa doğru olan hareketlere Y diyelim. Ee, ve tabii en kısa yol dediği için de sadece sağa ve yukarı hareket etmek zorundayız. Çünkü en kısa yol olmazdı. Aşağı gitmiş olsaydı yolu uzatmış olurdum. Ee, ben şimdi hangi hareketleri yaptım? Sağa gittim. Yukarı gittim. Sağa gittim. Sağa gittim. Yukarı gittim. Sağa gittim. Yukarı gittim. gittim, yukarı gittim. Ben bu hareketi yaptım. Sonra dedim ki işte Ahmet Mehmet Veli kaç nasıl gidersin sen sen nasıl gidersin sen göster hocam diyor ben buradan yukarı doğru çıkarım sonra da mis gibi sağ tarafa giderim hiç diyor kafamı karıştırmam dümdüz gitmiş olurum tamam eyvallah onun yaptığı harekete bakalım yukarı 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 sağ 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 ve sağ gitti doğru mu doğru ikimiz de B'ye ulaştık mı ulaştık bunda bir sıkıntı yok ve işin ilginç tarafı çok ilginç değil aslında ama ikimiz de aslında Aynı yere gittik ve ve arkadaşlar aynı yolları kullandık aslında. Nasıl mı? Şu şekilde. Ben y y y s s s s harflerinin yerleri değişmiş vaziyetteki durumuyla B'ye gittim. O da farklı bir yolda gitti. Ve aslında hep aynı yolu izleyerek gitmiş olduk. Yani bu soru demek oluyor ki Y, 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 S, 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 S harflerinin rakam, harfleri yer değiştirilerek 7 e, harflik kaç tane anlamlı ya da anlamsız kelime yazılabilir? Aslında olay bu soruyla aynı. Madem öyle biz ne diyeceğiz? 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel bizim cevabımızdır diyeceğiz. 4 faktöriyel 7 faktöriyeli sadeleştirirsem 7 çarpı 6 çarpı 5 kalır. 3 faktörüyle 6 gider 5 kere 7'den 35 deriz. Şimdi bu sorunun cevabı 35. Peki başka türlü nasıl yapılabilirdi? Şöyle kaç tane dikey yol var? 3. Kaç tane yatay yol var? 4. 3 artı 4 7. 7 faktöriyel bölü yatay yolların ee, faktöriyeli çarpı dikey yolların faktöriyeli de diyebilirdi. Bu da 35'i verir. Zaten sağdaki ile soldaki aynı oldu. Pekala. Hocam şu soruya geri dönecek olursak. C'den geçmek koşuluyla. Şimdi ben tümünü bulmuştum 35 dedim. C'den geçmek koşuluyla kaç farklı biçimde gidilebilir? Şuradan. Önce A'dan C'ye sonra C'den B'ye gideceğiz. Ve A'dan B'ye gitmek için C'den geçmek koşulu varsa o halde iki durumda bulunan sayılar çarpılacak. Pekala. Önce A'dan C'ye gidelim. Ee, şöyle yapalım. Şurası 1, 2, 3. 3 faktöriyel bölü 2 tane yatay olduğu için 2 faktöriyel çarpı. Sonra C'den B'ye gidelim. Toplam 4 tane 4 faktöriyel bölü 2 tane yatay 2 tane dikey var. E peki 3 faktöriyeli 2 faktöriyeli bölersek 3 gelir. 4 faktöriyeli 4'e bölersek 6 gelir. Değil mi? 3 kere 6'da kaç yapar? 18 yapar. Bu C'den geçmek koşuluyla. Peki soru bize neyi sormuştu? Geçmemek koşuluyla demişti. Geçmeyeceksek eğer 35 tane tüm durumumuz vardı. 18 tane istenmeyen durum vardı. Yani C'den geçtiğimiz durum vardı. Ben 35'ten 18'i çıkarırsam 17 cevabını bulurum. Cevap da 17 olur. Hocam bu e, ne denir ona? A'dan B'ye gitmenin farklı yolu da var mı? Onu da bu düz yollar için yani dikdörtgensel bölgeler için e, çok uygun olmayan daha değişik olan, daha değişik şekiller olan. Mesela sadece şöyle bir yol verir bize. Şu şekilde bir yol verdiği zaman sağ alt köşedeki gibi yani şurası gibi bir yol verdiği zaman o zaman daha işimizi kolaylaştıracak bir yöntem anlatıyorum şimdi sana. O yöntem de şu. A'dan hareket ediyorsun. A'dan yola çıkıp şuraya bir farklı biçimde gelirsin bu noktaya. Bu noktaya da bir, bu noktaya da bir, bu noktada da bir farklı biçimde yürürsün. Dümdüz yürürsün. Ve aynı şekilde buralar da dümdüz. Yani A, A, köşesinden baktığın zaman sağda ve solda görebildiğin tüm köşelere bir yazıyorsun. Daha sonra köşeleri toplayarak B'ye ulaşıyorsun. Yani 1 artı 1, 2. 2 artı 1, 3. 3 artı 1, 4. 4 artı 1, 5. 1 artı 2, 3. 3, 3 daha 6. 6, 4 daha 10. Burası 15. 1 3 daha 4 4 6 10 10 10 daha 20 20 15 daha kaç yapar? 35 yapar. Bu da az önce bulduğumuz sonucun zaten ta kendisidir diyeceğiz. Aynı şeyi şurası için de yapabilirsin. Önce önce A'dan C'ye bakın A'dan C'ye kaç tane yol varmış? 3. Zaten ben de 3 bulmuştum az önce. Bu şekilde de bir yöntem izleyebilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi geçelim şu soruya. 6 tane özdeş portakal 3 çocuğa her çocuk en az bir portakal almak koşuluyla kaç değişik şekilde dağıtılabilir? Şimdi bu soruyu da iyi dinliyorsun. Özdeş olmaları bizim için avantaj aslında. Normal şartlar altında ya hocam özdeş olmasalar da direkt işte dağıtsaydık falan yani çünkü hani birbir birbiriyle aynı olan durumlar tekrarlayan durumlar önce hoş olmuyor gibi e, algılanıyor ama e, çözümü de çok eğlenceli. 6 tane özdeş portakalımızın ben hepsine P diyeyim. P, 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 P ve P. Şimdi 6 tane özdeş portakalımız var bizim. 3 tane çocuğa dağıtacağız. Ben bu 6 portakalı 3 tane parçaya böleceğim. Bu şekilde dağıtacağım. Her çocuk içinde bir tane portakal düşecek. Kaç değişik şekilde dağıtılabilir diyor. Şimdi bak ben elimde bir tane cisim varsa ve ben bunu 4 eşit parçaya ya yani 4 parçaya bölmek istiyorsam 3 tane çizik atmam lazım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, 4'e bölmüş oldum. Elimde bir, bir çubuk varsa iki parçaya böleceksem tek çizik atarım. Böylelikle iki parçaya bölünmüş olur. O halde benim elimde 6 tane portakal var ya, 6 tane portakalın arasına iki tane çizik atarsam mesela bir buradan bir de şuradan attım. 3 tane parçaya bölmüş oldum ve birinci parça 2 iki portakal, üçü, ikinci parça 3 portakal ve son parça 1 portakal olmak üzere 3 parçaya ayırmış oldum. Çocuklara da bunu veririm. Olay biter. E madem öyle, madem öyle. Ben diyeyim ki şöyle diyeyim. Benim kaç tane portakalım vardı? 6. 6 tane portakalın, 6 tane portakalın aralarında 5 tane boşluk olduğu için 5 tane parçadan 2 tanesini seçersem ne için seçiyorum? Çizik atmak için. 1 ve 2. 2 2 2, 2 dağıttık bak şimdi de. Seçersem bulurum. Bu da Kombinasyon, kombinasyona geçiş yapacağız birazdan. 5 çarpı 4 bölü 2 şeklinde bulunur. Yani 10 tane olur sevgili gençler. Diyelim ve kombinasyona geçelim. Ama kombinasyon, kombinasyon bir sonraki videonun konusu sevgili gençler. Umarım, umarım bu detaylı anlatım senin işine yaramıştır. Ee, videoya beğenmediysen bir beğenini alırız. Videoya abone olmadıysan daha doğrusu kanalıma abone olmadıysan abone olursan da çok seviniriz sevgili arkadaşım. Ee, diyelim umarım bizi bilmeyenler bizi tanımayanlar, sml tayfadan olmayanlar ee, anlatımımızı beğenmiştir. Sml tayfadakiler zaten beğeniyorlar ama büyük ihtimal bu sml tayfanın içerisindeki arkadaşların soruların kolay olduğunu düşünüyorlardır. Ee, ben de onlara şimdi ödevlendiriyorum. Diyorum ki şimdi bu videonun yani pdf'lerin sonunda şu kısımda ödev testim var senin. Bu ödev testlerini çözüyorsun, tamam mı? Ee, ödev testlerini çözüyorsun. Cevap anahtarlarını şu sol tarafa bıraktım. Bazı PDF'lerin üst tarafında. Cevap anahtarları bazı PDF'lerin sol tarafında. Buradaki olan soruları direkt olarak pekiştiriyorsun. Ee, konuyu pekiştirmeni sağlıyor. Bu konuyu pekiştirdikten sonra bu ödev herkesin. Konuyu pekiştirdikten sonra ise e, açıklama kısmına link bırakacağım. O linkteki hani şu biz geçen ay yapmıştık ya acil tekrarlar diye oradaki permütasyon konusunu dinliyorsun ve 10 numara 5 yıldız hazır hale geliyorsun. Sonra ben senin için ne yapıyorum? XX large permütasyon soruları hazırlıyorum. Permütasyon kombinasyon hazırlıyorum. XX large videosuna çektikten sonra bir de onu izliyorsun. Artık senin permütasyon kombinasyon olasılıkla bir sıkıntın kalmıyor. Hatta ve hatta şöyle de bir güzellik yapayım ben sana. Bizim kanalımızda. 40 soruda permütasyon kombinasyon olasılık yani 40 soruda PKO diye bir videomuz da var. Hatta PDF'i de var. Çok da güzel sorular. Bir de onları izliyorsun. Bu da pastanın üzerine dikilen çilek misali sana yardımcı oluyor. Gerçekten permütasyon kombinasyon olasılık ben öğrenciyken de çok zor olan bir konuydu. Benim belalı olduğum konulardan birisi ama daha sonrasında ee, bu üniversiteyken de gelişmedi tabi. Daha sonrasında öğretmen olduktan sonra bu konuya bir ilgi duymaya başladım ve güzel çözdüğümü düşünüyorum. Ee, güzel fikirlerle çözdüğümü düşünüyorum. Tabii daha zor sorular içinde geçerli bu. Daha kolay sorular içinde geçerli. Umarım ee, kendi çözüm stilimin ve kendi anladığım tarzı sana da yansıtmayı başarabiliyorumdur. Diyelim ve artık fazla uzatmadan videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye dek yani yarın hoşçakalın sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.